İkinci konuşmacımız Özgür Emrah Gürel, Maxera sonrası hakikat, politika ve etik üzerine. Buyurun. Bir de yardımcı yıllarca izleyen bir öğrenci olarak bu yıl katılmak benim için büyük bir mutluluk. Onun için Özlem Hocama, Ezgi Hocama, Kuller Hocama, Levent Hocama, Gamze Hocama, bütün hocalarıma teşekkürler. Şimdi ben dün Doğan Hoca ayaktan bahsetti, Kuller Hocam Fuku'dan bahsetti. Paraleziye kullanılıyor sürekli olarak. Sizi bir ekonomi politikçiden bahsedeceğim, bir sosyologdan. Max Weber'den. Ve Max Weber'in tam 100 yıl önce yaptığı bir üniversite konuşmasında ikinci başlık, orada göreceksiniz, meslek olarak siyaset, Türkçesi, politik, anstirif. Bu konuşmanın 100. yılı sebebiyle hem Avrupa'da hem Amerika'da bu konuşmanın, üniversite konuşmasının detayları üzerine ve mahiyeti üzerine bu yıl birçok sempozyum yapılıyor. Ben de size bu konuşmayı tanıtmak istiyorum. Yalnız konuşmanın anlaşılabilmesi için Weber'in yine Münih Üniversitesi'nde ondan neredeyse 1,5 yıl önce yaptığı meslek olarak bilim konuşmasına öncelikle dönmemiz gerekiyor. 1917'nin 7 Kasım'ında Ekim devriminin olduğu tarihi bir günde Münih Üniversitesi'nde yaptığı konuşma. Şimdi bu konuşma niye önemli? Bu konuşma şu sebeple önemli. Weber genel olarak ülkemizde bir sosyolog olarak bilinir. Benim derdim ise bu konuşmaların altında yatan etik ve politik gözlemleri açmak ve tam da ters taraftan bir muhafazakar ideoloğun, bir muhafazakar düşünürün bir takım tezlerinin neden bugün hala çok önemli olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Max Weber aynı zamanda 20. yüzyılda politika teorisi üzerine çalışan ve biraz konuşmamın sonunda anacağım birçok farklı düşünürün de kendisini cevap vermek zorunda hissettirdiği bir düşünür. Yani kendisi bir sosyolog ve ekonomi politikçi ama mütevazi biri olarak politika felsefesine yaptığı çok önemli katkılar var. Şimdi 7 Kasım 1917'de yaptığı konuşma sırasında birkaç detay. Almanya biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı'nın içinde ve o noktada hala savaşın galibi olabilecek durumda. Halbuki 28 Ocak 1919'da Almanya ağır bir savaş yenilgisini kabul etmek, yeni bir anayasa yazmakla bir arayışın içerisinde. Şimdi aynı dönem Almanya'nın kendi içerisinde bir takım sosyalist tecrübelerin de yaşandığı, mesela Bavyera Sosyalist Cumhuriyeti'nin kurulduğu, bu tür girişimlerin de yaşandığı oldukça hareketli bir dönemde. Ve Weber 1919 yılında genç üniversite öğrencilerine Münih'te bu konuşmayı yapacak. Şimdi öncelikle ilk konuşmayla başlayalım meslek olarak bilimde. Şimdi Weber aynen bugün burada defalarca söylenen pareziye, yani doğru konuşmayı kendi de bir ilke olarak görüyor ve öncelikle üçlü bir ayrımın peşine gidiyor. Nedir bu ayrım? İlk noktada modern yaşamı nasıl algılamalıyız diyor. Artık 20. yüzyılda modernleşme nasıl anlaşılmalı? Şimdi onun için de buradan sonra göreceğiniz bütün slaytlar ondan alıntılar. Bu alıntılar üzerine ilerleyerek konuşmama devam etmek istiyorum. Şimdi öncelikle bir entelektüelist rasyonalizmden, yani bir araçsal akıldan bahsediyor Weber. Şunu diyor, yani artık kabul etmemiz gerekli. Biz bir bilim dünyasında yaşıyoruz. Teknolojik bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu teknolojik dünyanın ana kurucu motivasyonu
bir rasyonalizasyon, bir entelektüelist rasyonalizasyon. Bunu öncelikle diyor bir açığa kavuşturalım. Bu hiç de Orta Çağ'da ya da Yunan dünyasında gördüğümüz türde bir akıl değil. Bir teknolojik akıl, bir araçsal akıl, bir stratejik akıl. Şimdi bu peki araçsal aklın, bu entelektüelizasyonun ve rasyonalizasyonun artması ne demek? Aramızda Weber okuyanların, Türkiye'de Weber okuyucuların sevdiği bir kavrama geliyor, dönüyor Weber ve diyor ki yani ilk olarak şunu anlamalıyız, artık biz bu dünyada ilke olarak işe esrarengiz, hesaplanamaz güçlerin karışmadığını, tersine ilke olarak insanın her şeyi hesaplayarak deneyebileceğini biliyoruz der. Yani köprü yapmak istediğimizde de, metroya binmek istediğimizde de, bu sunum için bu bilgisayarı açmak istediğimizde de kullanılan akıl, araçsal bir akıl, entelektüel, rasyonalist bir akıl ve bu bütün Batı dünyasına yayılmış durumda ve buna araçsal aklın hakimiyeti diyecek Weber. Hala sosyoloji ve ekonomi düzeyindeyiz. Şimdi o zaman diyecek, Batı kültüründeki Weber burada da şöyle bir şey hak veriyor, yani bu entelektüel düşünce hali aslında binlerce yıldır devam eden bir hal. Fakat biz aynı zamanda böylece bu ilerlemenin içerisinde şuna artık tanıklık ediyoruz. Büyünün bozulduğu bir dünyada yaşıyoruz. Önce bunu kabul edelim. Yani artık bu dünyada biz bu teknolojik akılla, yani tekrar hatırlatıyorum, 1. Dünya Savaşı bitmiş, Avrupa tamamen yıkılmış, 19. yüzyılın bütün ilerlemeci, rasyonel, umut verici düşüncelerine güven de kaybolmuş durumda. Fakat burada bu ilerlemenin bir Weber açısından önemli sonucu var. O da şu, artık bu dünya büyülü bir dünya değil. Daha da açık konuşmak gerekirse, bu dünya herhangi büyük bir hakikatin müdahale ettiği bir dünya değil. Açacak Weber tabii bunu. Şimdi, böyle bir durum karşısında diyor, kendi çalışmasında da, bu konuşmada da, 1919'daki konuşmasında da çelik kafes olarak, biz demir kafes olarak da Türkçe'ye çevrilecektir. Bir çelik kafesin içinde hapsolmuş durumdayız. Yani ne kadar çabalarsak çabalayalım ki hocamın bundan önceki konuşmasında Foucault bunun ileride çok önemli yorumcularından biri olacak. Yalnız hala temel bir soru var. O soru da Weber'in öğrencileri de sorduğu bir soru. İlerlemenin tekniği ötesinde bir anlamı var mıdır? Ona hizmet etmek anlamlı olabilir mi? Bu sorulması gereken bir soru diyor. Ve insanlığın tüm yaşamı içinde bilimin görevinin ne olduğunu sorusudur. O zaman kısaca bu bilimin değeri nedir sorusunu bize getirecek. Şimdi burada şimdi hakikat mevzusuna yavaş yavaş girmeye başladık. Bu teknolojik aklı, bu demir kafesi, bu büyünün bozulmasını dile getirdikten sonra Weber bize bir şey hatırlatacak. Konuşmasında da detaylandırdığı üzere. Artık ne yazık ki Platon'dan Hegel'e kadar istediğiniz filozofu alarak devam edelim. Metafizik, hakikatin tek geçerli anlamını kaybetmiş durumdayız. Yani bunu bir kabul edin. Bu dünkü konuşmada da biliyorsunuz gündeme geldi. Artık elimizde bütünlüklü tek bir metafizik teori ne yazık ki yok. Onun için de diyecek Weber, bu gerçek varlığa giden yol, bunların hepsi bir filozofa gönderme. Gerçek sanata giden yol, gerçek doğaya giden yol, gerçek tanrıya giden yol ya da gerçek mutluluğa giden yol gibi, şimdi dikkatinizi çekeceğim, daha önceki yanılsamalar diyecek. Yanılsamalar. Yani bu yanılsamalar ortadan kalktıktan sonra bilimin anlamı meslek olarak nedir? Şimdi burada şöyle bir Almanca oyun var. Bu kelimenin Almancası beruftur. Ve beruf meslek olduğu kadar bir çağrı anlamına da gelir. Yani meslek olarak bilim kadar bilimin çağrısı ne olabilir? Ve politikanın çağrısı ne olabilir diyecek Weber. Ve sonra da şunu diyecek. Şimdi herhalde Tolstoy ki Rus edebiyatçıları Weber'in çok sevdiği edebiyatçılar şu sözleriyle diyecek, yanıt verecek bize. Bilim anlamsızdır. Çünkü sorumuza, bizim için tek önemli soruya cevap vermiyor. Ne yapacağız ve nasıl yaşayacağız? Bilim bu soruya cevap veremediği kuşku yok. Şimdi bu ama ortada bir büyük anlam boşluğu da bırakacak. Şimdi Weber bir düşünür olarak Nietzsche'den hayli etkilenmiş biri. Zaten onu süzerek bu sunumu yapacak. Yazdıklarında bunun etkisini görüyoruz. Nitekim konuşmasında da bu konuşmasında açık bir çağrı var.
Ve Nietzsche üzerinden bir şey daha hatırlatacak. Şimdiye kadar, 20. yüzyıla kadar düşünmediğimiz bir şeyi. Bizim toplantımızın da bir alt başlığı. Demek ki diyecek artık güzel, kutsal ve iyi arasında ve adil arasında bir bütünlük yok. Yani biz bir şeye kutsal ya da iyi demeden güzel diyebiliriz. Güzel ve kutsal deyip demeyip iyi diyebiliriz. Yani bunu ister Platoncu anlamda, ister daha Hristiyan anlamda, ister Rönesans'taki durumda, ister daha yakın dönemde artık bu kabul edin diyor. Yani bunu kabul etmediğiniz zaman yeni bir yanılsama içinde olacaksınız. Peki nedir o zaman yeni durum, yeni hakikat? Artık farklı düzenlerin ve değer sistemlerin tanrılarının giriştikleri savaş var karşımızda. Şimdi o zaman yavaş yavaş etik alana girmiş durumdayız. Ekonomi, sosyal tanımlamalardan sonra. Hakikatler tamamen buharlaşmış falan değil Weber için. Hakikat parçalı ve farklı tanrılarımız var. Fakat bunun bir de sonucu var. Bu tanrılar arasında da bir çatışma, bir çarpışma var ve Weber bunu önemseyecek. Yani artık böyle bir büyük uzlaşı, büyük bir konsensus, büyük bir anlaşma yok modern dünyada. Aksine çatışmaların olduğu bir dünyada yaşanmayı da aynı demir kafeste yaşamayı ve araçsal akılda yaşamayı kabul ettiğimiz gibi kabul etmek zorundayız. Bu da bize şöyle bir şey getirecek. Artık eski dünyalarındaki tanrıların ve şeytanların büyüsü bozulmadan nasıl yaşıyor idiler? Aynı helenik insan, kimi Afrodit'e, kimi Apollo'ya kurban kestik. Biz de aynı şekilde kendi tanrımıza kurban keseceğiz. Tabii buradaki aforizmayı görmek lazım. Burada önemli olan, anlatılan bu ideolojik parçalanma. Hakikatin artık tek olmaması tabii doğal olarak şu soruyu getirecek. Kimin hakikati, kimin adaleti? Fakat Weber böyle bir eksistansiyelist değil. Yani bu salondaki kadar çok da hakikat yok. Dönem 1919'da belli. Bir liberal dünyanın hakikati vardı ve çöktü. Sosyalist devrimler başarıyla dünyada yeni bir hakikatin temsilciliğini yapıyor. Bir de sesini duymaya başladığımız ve Weber'in de duyduğu ve biraz sonra göreceğimiz faşizm ve milliyetçiliğin ayak sesleri de var. Yani hakikatle kastın bir politik anlamı olduğunu da kaçırmayalım. Şimdi burada bir ilk uyarı gelecek. Hala meslek olarak bilimdeyiz. Öncelikle diyecek genç kuşağımıza birçoklarının özlediği bir şeyi söylemek zorundayım. Artık peygamber yok. Artık bir kurtarıcı yok. Yani bunu hem siz kabul etmelisiniz hem de bugün hala sahih bir şekilde dindar olmaya çalışan insanlara söylemek zorundasınız. Fakat asla bir üniversite hocası olarak kürsüde de peygambercilik rolüne bir bilim insanı olarak girmemelisiniz. Sizin yapmanız gereken biraz önce kendi çözümlediği modernleşmenin yeni dünyasını öğrencilere anlatabilmek. Tabii bunun dışında birini göreve çağıracaklar. Bu arada şöyle de diyecek, bu da bize çok tanıdık. Tabii hala bu durumu kabul etmeyen entelektüellerimiz olacak ve onlar antika dükkanlarında gezinecekler. Ve bu antika dükkanlarını kendi çalışma odalarına alıp mistik kutsallığın itibarını yakıştırdıkları bir sürü psişik deneyim üretmeye ve bunları kitap piyasasında pazarlamaya kalkacaklardır. Sene 1919. Kendi yorumu benim yorumum değil. Bu madrabazlıktan ve kendini kandırmaktan başka bir şey değil. Yani bunlar sizi kurtarmaz. Bugün kitapçılarda bol miktarda gördüğümüz yeni dinsel yorumların ve böylece buradan çıkarılacak itiğin ne yazık ki bu kadar trajik bir ortamda madrabazlıktan daha ileri gitmeyeceğini de hatırlatmak istiyorum diyor. O zaman işte paraziya. Kendi cümlelerini okuyalım. Çağın yazgısını tabii bir Mendiniz var burada, onu kaçırmayalım, o biraz sonra da gelecek. Erkekçe karşılayabilmek için dönüklerin bilinen gürültücülüğüyle değil, sade ve sessizce geri dönün eğer bu durumu kabul edemeyeceksiniz diyor. Yani ben hala bir inanç dünyasında yaşamak istiyorum, geçmişteki metafiziklerden birine tutunmak istiyorum diyorsanız en azından dönün. Yoksa bir entelektüel özveri lazım. Yani bu durumu kabullenmek için. Şimdi bu açıkçası Nietzsche'nin çok süzülmüş teorisinin Weber'in bir dersi içerisinde oldukça iyi anlatılması. Bu özveri de bu yeni durumu, bu çoklu hakikati ve kurtarıcının olmadığını
ve çoklu hakikatten kaynaklı bir takım politik sonuçların da olabileceğini hatırlatmak. Şimdi buna göre de bir özlem duyarak yaşama değil, günün gereklerini kabul ederek ve beni takip edelim. Yeter ki herkes kendi yaşamının iplerini elinde tutsun, Tanrı'yı bulsun ve ona itaat etsin. Tabii yeniden tekrarlıyorum, buradaki Tanrı ile kasıt hangi ideolojik perspektif içinden konuştuğunuzun netleşmesi. Ve o Tanrı'ya sonuna kadar o ideolojik perspektife inanmak ve onun içinde doğruyu, paraziyayı söylemek. Şimdi geldik meşhur 1919 konuşmasına. Şimdi bütün bu özlemler öncelikle sosyal, ekonomik, sonra da etik bağlamdaydı. Şimdi ise Weber politik gözlemlerini sunacak. Şimdi politik gözlemler Weber'in çok detaya girmeden net bir şekilde konuştuğu yer. Politika Weber için iktidar mücadelesinin olduğu yer ve iktidar mücadelesinin olduğu yerin merkezinde de devlet durmakta. O zaman biz iktidarı, egemenliği, devleti kesinlikle ve kesinlikle öncelikle bir şiddet aracı olarak kullandığını unutmamamız gerekiyor. Yani o zaman siyaset de bizim için devletler arasında ve devlet içindeki gruplar arasındaki bir güç müdahalesine dönecek. Weber'in neden sonraki düşünürleri etkilediğini buradan anlayacağız. Bir kere bu iktidar mekanizması artık bir şiddet mekanizması. Ve Weber çoğu düşünür için, çoğu yorumcu için Marx'a bu kadar yakınlaştırılmasının bir sebebi de bu. Eğer bir iktidar arayacaksanız devlete bakacaksınız. Devlet nasıldır? İster yasal, ister ideolojik aygıtlarıyla şiddet uygular. Ve şiddet uygulamayı diyecek Weber, yasal olarak monopolize etmiş tek kurumdur. Bunu unutmadan siyasete devam etmeli ve benim gözlemlerimi hatırlamalısınız diyor. O zaman burada artık bu dünyada sorulması gereken soru, bu kudretin hakkını vermeyi nasıl umabilirim sorusu. Bu da politikacının, yani bir liderin, bir önderin Weber'in sözleri, iktidarın kendisine yüklediği sorumluluğun hakkını nasıl verebileceği sorusunu bize getirmekte. Böylece diyor Weber, aynı zamanda ahlak yani etik alanına da girmiş oluyoruz ve buradan cevap vermeliyiz. Şimdi bir gözlem de şu artık, yaşadığımız dünya 20. yüzyıl dünyası diyecek Weber, hiç öyle iknanın, müzakerenin, konsensusun dünyası değil, çatışmanın dünyası. Ve modern dünyada bu çatışmanın dünyasını yönetebilecek kişi de bir lider, bir önder olmak zorunda. Yoksa biz kendimizi, gördüğünüz gibi bunların sonuçlarını biraz sonra daha da detaylı konuşacağız, demokratik müzakerelerin zaman kaybı içinde bulacağız. Halbuki bir önder bu dünyada, bu demir çelik kafesin içinden bizi çıkarabilir ve sorumluluk alabilir. Bu da tabii temel soruya getirecek bizi Weber'in yine sorduğu gibi ahlakla siyaset arasındaki ilişki nedir? Kimi zaman söylendiği gibi bu anılar arasında bir ilişki yok mudur diyecek Weber. Ve şöyle diyecek, örnek çok dikkat çekici. İlki Ruslara, ikincisi kendi ülkesindekilere. Bolşevik ve Spartakistlerin, ki biliyorsunuz iki devrim projesi, yaptığı da farklı değildi ki diyecek. Yaptığı da farklı yöntemlerle şiddeti yeniden ve yeniden ortaya çıkarmak. Cümleyi okuyalım. Güya yeni ahlakın temsilcilerinin çoğunun polemiği eleştirdikleri karşıtların ya da başka demokratların ahlakından ne bakımdan farklıdır diye soracak. Bu önemli bir soru. Lütfen bu soruyu aklınıza tutalım. Ve sonra da polemik bir şekilde eline kılıç alanların hepsi kılıçla yok olacaktır. O zaman savaş her yerde savaşa dönecektir der. Şimdi burada hızlanmaya çalışıyorum. İki tür ahlak projesinden bahsedecek Weber. Birincisi mutlak erdemler ahlakı, ikincisi sorumluluk ahlakı. Mutlak erdemler ahlakı bir kozmoloji, bir metafiziğe inanması açısından sonuçları Tanrı'ya ya da o büyük metafizik projeye bırakır. Sorumluluk ahlakı ise tersine Weber'in önderde görmek istediği türde bir ahlaktır. Hesabını verebilir sonuçlar üzerinden hareket etmesini gerektirir. Bundan dolayı da mutlak gerekler ahlakına inanmış, işte hakikat dünyasına geldik. Kişiler, kozmik etik rasyonalistlerdir. Bunun içine çeşitli farklı düşünürleri koyabilirsiniz. Halbuki der, Dostoyevski referansını bugün andık, büyük sorgucuda da anlaşılabileceği gibi, kesinlikle günümüzde mutlak gerekler ahlakını ve sorumluluk ahlakını aynı çatı altında artık toplamamamız gerekecek. Bunu biraz Weber açacak, şöyle açacak. Şimdi politikanın alanı şiddetin alanıdır diyecek.
şiddetin alanı olduğu için burada artık şiddet üzerinden hareket edecek lideri göreceğiz. Ve bu liderin de bu aygıtı başarıyla çalıştırabilmesi için çeşitli manipülasyonları yapması gerektiğini anlamamız gerekiyor. Hem psikolojik hem maddi. Sanırım Weber'in bu gözlemleri bize bugün çok tanıdık geliyor. Onun için öğrencilere şunu söyleyecek. Eğer diyecek ruhları kurtarmak üzerine bir ahlak projesi arıyorsanız siyasete girmeyin. Siyasetten bunu beklemeyin. Siyaset ahlakın düzeltilebileceği bir alan değildir. Olamaz. Kendi ruhunu ya da başka ruhları kurtaracak olanların hiç siyasete girmemesi gerekir. Son cümleye dikkatinizi çekiyorum. Çünkü siyasetin çok çeşitli sorunları bebeğe göre ancak ve ancak şiddetle çözülebilir. Şiddetle çözmediğini düşünen devrimci projelerde diyecek Weber Troçki'yi anarak, buraya referansla sizi detaya boğmak istedim, istemedim. Devletin şiddetle kurulduğunu bize kendi söyleyecektir. Onun için de birisi kentim ya da ana vatanım, dikkatinizi çekiyorum. Şimdilerde kimileri için kuşkulu değerler diyecek Weber. Değil de sosyalizmin geleceği ya da uluslararası barış derse sorun var demek. Şimdi burada Weber'in yavaş yavaş artık nerede konuştuğunu anlıyoruz. Şiddet araçları kullanılarak ve sorumluluk ahlakına bağlı kapılarak yapılan siyasal eylem yoluyla uygulamak istenen her şey ruhun kurtuluşuna zarar verir. Yani bir kere siyasete gireceksiniz ve artık platonik düzeyde bir siyaset yapmayacaksanız şunu kabul etmek zorundayız diyor. Ruhların kurtuluşunu hiç siyasette aramayın. Konuşmanın sonu Shakespeare'e bir referansla bitecek. 102. sone. Önce o soneyi hatırlayalım, yorumunu yapıp sonuca geleceğim. Aşkımız gençte ama ancak ilkbaharda, onu ezgilerimle selamladığım çağlarda. Filimol'in yaz başında şarkı söyleyip, yıl eskidikçe şarkısını kesmesi gibi. Weber'in yorumunu dinleyelim. Artık bizi bekleyen yazın parlaklığı değil. Zaferi hangi grup kazanırsa kazansın, kutup gecelerinin buzlu karanlığı ve sertliğidir. Hiçbir şeyin olmadığı bir yerde, yalnız Kaiser değil, yani Alman yönetici, proleter de haklarını yitirmiş olacak demektir. Ben buradan... çok kısaca dört sonuç söylemek istiyorum. Birincisi, 1920-19'da yapılan bu tespit, yani ahlak-siyaset ayrımı tespiti, Weber'in öğrencilerin 1920'den sonra çok dikkatini çekti ve bu ayrımı gerçekten de derinleştirdiler. Bugün Türkiye'de çok sevilen bazı düşünürlerin, Carl Schmitt, Martin Heidegger, Walter Benjamin ya da George Lukács gibi, ki bir kısmı Weber'in direkt öğrencileri olmuş, bir kısmı bu sunumda da bulunmuşlardır. Şiddet ve ahlak arasındaki ayrımı daha da açtıklarını görüyoruz. Birinci tez bu ve bunun Türkiye'de de bu kadar ciddiye alınmasının sorunsal olduğunu söylemek istiyorum. İkincisi, siyasal iktidarın paradoksal doğası diyebileceğimiz bir konu var. Detayları belki sorular kısmında koyabiliriz. Buradaki şiddet ikna geriliminde Weber'in tercih ettiği dilin ikna olmadığını, konsensüs olmadığını, müzakere olmadığını, şiddet olduğunu ve mümkün olduğunda şiddetle iktidarı anlıyor olmasının da 20. yüzyılda ve Türkiye'de politik ve ahlaki sonuçları var. Bugün Türkiye'de de siyaset düşünülürken öncelikle şiddetin dili üzerinden düşünüldüğünün altını çizelim. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Weber'e karşı geliştirilecek alternatif yorumların hepsinde Weber'in hem konuşmamın en başında bahsettiğim araçsal aklın karşısına iletişimsel akıl, hem de şiddetin karşısına ikna mekanizmaları getirdiğini gördüğümüz ve etikle siyaset arasındaki ilişkiyi, detaylar ve isimlerle sizi boğmak istemiyorum, gündeme getiren düşünürler olduğunu ve bunların hepsinde Weber'e cevap vererek hareket ettiğini altını çiziyor. Son notum, 100 yıllık modernleşme döngüleri. Enteresan bir şekilde bugün konuşmanın 100. yılında Batı dünyasında tekrar iknanın yerini şiddetin, liderin politikaya önderlik yapabileceği düşüncesinin ve dost-düşman ayrımı üzerine kurulan bir siyaset anlayışının popülist ve neofaşist düzenlerini görüyoruz, görmekteyiz, yaşamaktayız. Bunun da
olumsuz bir şekilde Weber'in öngörülerin ne kadar doğru çıktığı konusunda ve onu ne kadar ciddiye almamız gerektiği konusunda bir not olduğunu düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için ve sabrınız için çok teşekkür ederim.